Evet arkadaşlar 6. sorumuzdan devam ediyoruz. Verilen metne göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Mustafa Kemal Havza'ya ulaştıktan sonra toplantılar düzenlemiş ve yapılan toplantılar sonunda Havza müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin açılmasını sağlamış. Mustafa Kemal Paşa Havza'dan kolordu komutanlarına gizli bir telgraf göndererek işgallere karşı mitingler yapılmasını, ve itinaf devletleriyle Osmanlı hükümetine protesto telgrafları çekmesini istemiş. Mustafa Kemal'in telgrafı doğrultusunda yurdun birçok yerinde büyük kitlelerin katıldığı mitingler düzenlenmiş. Şimdi hemen baktığımızda milli mücadele İstanbul hükümetinin desteğiyle yürütülmüştür. Hayır çünkü yukarıda İstanbul hükümetinden zaten bahsetmedi arkadaşlar gitti. Tüm cemiyetler havza genelgesiyle birleştirilmiştir. Baktığımızda biz biliyoruz ki Havza Genelgesi Milli Mücadelenin nedir? Daha birinci aşamasıdır. Ulaşılamaz o yüzden gitti. İtilaf devletleri mitingler karşısında işgalleri sonlandırmış. Hayır arkadaşlar daha bu başlangıç zaten. İtilaf devletlerinin işgalleri sonlandırdığından bahsetmemiş. Gitti. <laughs> Mustafa Kemal Türk milletini uyarmak ve harekete geçirmek istemiş. Evet çünkü Havza Genelgesi'ni niye yayınlıyor Mustafa Kemal? Bilinç uyandırmak için. O yüzden de cevabımız değişik olur. Geldik yediye arkadaşlar bu. iptal bir sorudur. Yani arkadaşlar dördüncü üniteyi kapsar. Sınavda çıkmayacağı için çözmemize gerek yoktur. Geldik 8. sorumuz. Buna göre Tanya Rahmi Hanım ile ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılır demiş. Vatan savunmasında hepimiz eriz. Düşman toprağımıza ayak basmış, onurumuzu kirletmek istiyor. Elim silah tutarken ben nasıl savaşmam? Şimdi arkadaşlar, biz biliyoruz ki Tayyar Rahmiye Hanım Güney cephesinde Adana'da Fransızlara karşı Kuvay Milliye birliğini kuran Kuaim Milliye gücüydü. Ve kendisine çok hızlı ve çevik olduğundan dolayı Tayyar lakabı verilmişti ulaşılabilir demiş. Doğu cephesinde mücadele etmiştir. Hayır. Yazdık buraya. Güney cephesinde. Zaten burada demiş ya Adana arkadaşlar. O yüzden gitti. Milli mücadele içinde yer almış bir kuvay milliyecidir. Evet milis kuvvetler demiş. Kuvay milliyenin bir diğer ismi neydi söylemiştim size milis kuvvetlerdi. Ulaşılır. Diğer şıklara da bakalım. Vatan savunması sırasında hayatını kaybetmiştir. Yukarıda arkadaşlar bununla ilgili bir ibareden bahsetmediği için gitti. Cephe gerisinde milli mücadeleyi desteklemiştir. Hayır cephenin önünde kuvay milliyenin lideriydi arkadaşlar. Buna da ulaşılamaz. O yüzden cevabımız. 5 şıkkı olur. Geldik 9'a bu bilgilere göre yargılardan hangilerine ulaşılabilir? 2. Abdülhamit yönetimine karşı mücadele eden İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin çalışmaları sonucu yeniden meşrutiyet ilan edildi. Ancak bir süre sonra meşrutiyet karşıtı İstanbul'da ayaklanma çıkarttılar. 31 Mart vakası adı verilen isyanı bastırmak için Selanik'ten, Hareket ordusuyla adıyla bir ordu hazırlandı. Kurmay başkanlığını Mustafa Kemal'in yaptığı hareket ordusu İstanbul'a gelerek isyanı bastırdı. Mustafa Kemal İstanbul'daki görevini tamamladıktan sonra tekrar Selanik'e döndü. Şimdi arkadaşlar baktığımızda ayaklananlardan mutlakiyete dayalı bir yönetimi amaçlamışlardır. Evet çünkü halkın egemenliği olan meşrutiyete son verip neyi istiyor bunlar arkadaşlar? tek padişah hakimiyetine bu yüzden ulaşılır. Mustafa Kemal rejim yanlısı bir tutum sergilemiştir. Evet, Mustafa Kemal ne için isyanı bastırmakta görev aldı? Meşrutiyet için, yani rejim için olur. İttihatçılar halkın ülke yönetimine katılmasına karşıdırlar. Hayır arkadaşlar, İttihatçılar tıpkı Mustafa Kemal için ne yapıyorlar? halkın yönetime katılmasını benimsiyorlar. Bu yüzden buna ulaşılamaz. Yani 1 ve 2 aşık olacaktır cevabımız. Geldik son sorumuza. Misak Milli'nin verilen kararlarına göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz demiş. Misak Milli kararlarından bazıları şunlardır. Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandığı sırada işgal edilmemiş olan bölgelerin tümü ayrılmaz bir bütündür. Bu maddede neyden bahsediyor? Sınırlardan arkadaşlar. Kars, Ardahan ve Batum için gerekirse tekrar al koylaması yapılacaktır. Halk iradesinden bahsediyor. Mali ve ekonomik gelişmemizi engelleyen her türlü siyasi, adli ve mali sınırlamalar kaldırılacaktır. Yani kapitülasyonların kaldırılmasından bahsediyor. Hemen baktığımızda bize ulaşılamaz demiş. A şıkkı Türk vatanına sınırları çizilmiş. Evet birinci öncülümüzün çıkarımı ne oldu? Sınır. O yüzden ulaşılır gitti. Bazı illerin geleceği bölge halkının tercihine bırakılmış. Halk oylaması dedik ikinci öncülde. Ulaşılır gitti. Ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için Avrupalı devletlerden borç alınmış. Düşünelim. Her türlü baskı ve kısıtlamalar reddedilerek tam bağımsızlık kurgulanmış. Evet kapitülasyonların kaldırılması nedir arkadaşlar? tam bağımsızlık anlayıştır ulaşılır. Fakat C şıkkı ile alakalı yukarıda hiçbir ibare bulunmadığı için cevabımız C şıkkı olacaktır. Bir sonraki denemede görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.